Barış Ürkün olacak, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü karşımızda. Öncelikle hoş geldin Barış, iyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk Murat, sağ ol, sana iyi haftalar, yayınlar. Çok teşekkürler. Dolara baktığımızda böyle bir 29'larda işte bir cebelleşme durumu söz konusu değil mi? Daha öncelerde de biz hep bu seviyelerde işte bir sonraki yani bir üst liraya geçtiğimiz zaman 26'dan 27'ye 1 liralık kademelerde çok ciddi bir aslında dolar tarafında bir yataylaşma söz konusu oluyor. Anladığım kadarıyla burada dolar tarafındaki artışı böyle ekstrem ve herkesin bir anda böyle dolar talep edeceği noktada istemiyor hükümet ve kamu üzerinden belli ki dolar satışı var. Merkez Bankası kararı sonrası artmaya devam edecek gibi tablo da var. Ne dersin? Ve özellikle global taraftan gelecek haber akışı bizi nasıl etkileyecek? Evet, yani kur tarafında zaten hani seçim öncesindeki atmosfere göre böyle baktığımızda tabii ondan sonraki süreçte bir yükseliş olmasını beklemekteydik. Nitekim müdahalenin bir miktar, yani kamu müdahalesinin bir miktar zayıflamasıyla birlikte diyebileceğimiz, aslında Haziran başından itibaren bunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın tam tersi bir şekilde döviz alımı yapmış olmasıyla, TL piyasaya vermesiyle, aslında burada tersini alan müdahaleyle birlikte bir miktar kurdaki hareketin yukarı yönlü olmaya başladığını gördük. Yani burada aslında yani hareketin gideceği noktanın 26 ile 27 arasında bir yerde tekrardan denge bulma çabasında olacağını aslında tahmin etmekteydik. Nitekim bakıldığında da oralarda tekrardan bir denge bulma çabasında olduğunu görüyoruz. Bu dengeyi bulurken yeniden aslında Merkez Bankası'nın yeniden döviz rezervlerinde son geçimiz 3-4 gün içerisinde yeniden bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Nette baktığımızda geçen haftanın ilk 4 iş gününde nette 1 milyar dolar civarında bir azalma meydana gelmiş. Yani demek oluyor ki bu aslında bundan sonra süreç içerisinde kurdaki hareketin özellikle yarattığı enflasyonist baskıyı daha da fazla yukarı yönlü olmaması için bir müdahalede bulunma isteğini şu anda gösteriyor. Böyle bir denge bulma çabası içerisinde biraz herhalde ben devam edeceğimizi düşünüyorum. Merkez Bankası'na baktığımızda da beklentilerin hemen hemen altında kalan, hemen hemen diyelim aslında altında kalan faiz artımlarının da aslında bu noktada bir kontrollü gidişatın, yani para politikasında biraz daha normale dönüşün kademeli bir şekilde, işte metinde de belirtildiği gibi olacağını bu noktada daha net bir şekilde görüyoruz. Herhalde bundan sonraki süreçte de böyle devam edecek gibi duruyor. Yani kamu müdahalesinin zaman zaman ortaya çıkabileceği, zaman zaman bu müdahalenin gevşetilebileceği, faiz artım sürecinin kademeli bir şekilde bir miktar daha devam edeceği bir süreç önümüzdeki süreçte de olacak gibi duruyor. O yüzden kur tarafında da zaman zaman böyle yatay hareketlerden sonra tekrardan bir kademe yukarı, sonra tekrardan yatay hareketler herhalde gözleyeceğiz gibi duruyor. Ama bir süre daha sanırım 27 çevresinde gidip gelen bir kur hareketi herhalde izleyeceğiz gibi gözüktüğünü herhalde söylemek gerektiğini düşünüyorum. Herhalde seviye ya da işte dolardaki gidişatı konuşurken arka tarafta daha önemli noktaları kaçırıyoruz değil mi? Yani faizi tartışıyoruz, bir taraftan dolar seviyesini tartışıyoruz ama bence belki esas hani naçizane tartışması gereken nokta neden buradayız ve neden buralar çözülmüyor? Yani enflasyon ve dolar konusunda neden bu kadar elimiz kolumuz zayıf gibi bir görüntü yapılıyor ama bir taraftan da dolardaki artışa da sanki böyle müsaade edilen bir görüntü de var. Yani bir taraftan da hemen rekabetçi kur söylemleri, ihracatçı ya da işte evet, bakıldığı zaman başka noktalar tartışılıyor. Senin teorin nedir? Yani bakıldığında evet, şu anda belli ki enflasyon oranının altında bir faiz artışı yapıyor Merkez Bankası. Hani mış gibi yapmanın bir başkası belki de Türkiye ekonomi modelindeki farklı bir yöntemini faiz artırarak belki uyguluyor Türkiye ekonomi modelini. Bu tarafta doları artmasına sebep olurken bu duruş belli ki enflasyonu da artıracak. En sonrasında bir senaryonuz var mı? Yani en kötü senaryoda Sayın Cumhurbaşkanı bakın işte faiz artırılmasına rağmen dolar yine arttı, yine enflasyon arttı deyip Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alma gibi bir krizle, bir resmi gazete kararıyla bir gün uyanma olasılığımız nedir? Ve sence neden biz bu dolar ve enflasyon konusunu samimiyetle çözmüyoruz? Cevaplanması zor sorular bence sevgili Murat. Yani burada diyecek bir şey yok aslında. Yani bu zamana kadar yaklaşık 2 sene içerisinde, geçtiğimiz 2 sene içerisinde yaşadığımız sürece baktığımızda faizler düşecek politikası içerisinde gittik sürekli olarak ve bu süreç içerisinde gittiğimizde işte negatif reel faiz daha da açılmaya devam etti.
bu kurdaki ciddi yükseliş olarak karşımıza çıktı. Bunun müdahale edilmesi için, buna müdahale edilmesi için döviz rezervlerinde ciddi bozulmalar meydana geldi. Tabii bu kur yükselişi doğal olarak enflasyonda ciddi bir yükselişi beraberinde getirdi ve hala da devam ediyor. Ve çünkü bunun bir maliyet etkisi var. Maliyetlerdeki yükselişin belki zaman zaman stoklardaki stokların kullanımı ile birlikte belki maliyetler tam olarak yansıtılmamıştı. Yavaş yavaş onun da devreye gireceği bir zaman zarfına da geçiyor olacağız. Ve seçimden sonraki atmosfere baktığımızda da gelişen piyasa hareketine baktığımızda da dövizin hareketinin biraz daha serbest bırakılmasıyla işte gelen tepkiler özellikle ihracatçı kesimi desteklemek adına kurun yeniden yukarı hareketini burada gözledik. Yani aslında tam anlamıyla görüntü şu aslında. Yani hem kur tarafında belli bir seviye hedeflenmiş gibi gözükmüyor. Yani bunun özellikle aslında yeniden aslında şunu söyleyebiliriz. İhracata dayalı bir büyüme modeli hala devam ediyor. Bunu sağlamak için de kurdaki bu seviyelerin buralarda olması gerektiği gözüküyor. Diğer taraftan yüksek kur doğal olarak enflasyon etkisi yaratıyor. Bir açıdan da bakarsak da bu enflasyonun da daha doğrusu kurun hareketinin dizginlenmesi adına döviz rezervlerinin artırılması gerekiyor bir açıdan. Cari açığın finanse edilmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki para gerekiyor. Bu parayı da sağlamak için de şu anda son zamanlarda görmüş olduğumuz ciddi orandaki vergi artışlarıyla özellikle dolaylı vergiler üzerinden bir yük ekstra geliyor. Bu doğal olarak enflasyonun yeniden yükselmesine neden oluyor. O yüzden hani enflasyonla mücadele bu anlamda tabii ki zor bir hale girmiş oluyor. Ve bunun neticesinde Temmuz ayında da ciddi manada evet, yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalıyor olacağız. Yani bu durumu böyle özetleyebiliyorum. Bundan sonraki süreçte de olması gereken şey aslında ciddi bir ekonomik programın ortaya konması. Yapısal anlamdaki reformların gerçekleştirilebiliyor olması. Üretim ekonomisine geçilebiliyor olması. Bunları başarabilirsek sonraki aşamalarda kademe kademe enflasyonun geri geldiğini görebileceğiz aslında. Ya da düşüşün yani yükseliş hızının azaldığını belki de tam tersine fiyatlar. Peki inanıyor yani musun buna? Yani böyle inanmak bir şey olabileceğini inanmak istiyoruz ama şimdi ben şundan çok endişe ediyorum Barış. Yani hani dediğim gibi bunlar benim hani kendi fikirlerim ve çok özür dilerim ve seninle sohbet ederken fikirlerimi de iletmiş oluyorum ama normal şartlarda çok fazla fikir beyan etmeden bu yayında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Benim sadece endişem şu, 20 ya da 25'i Merkez Bankası faizleri çıkardıktan sonra tekrar bu faizler indirme noktasında bir genel kanı oluşur ve bu yönde bir politik duruş sergilenirse bu defa biliyorsunuz zaten faizi biz indirerek kamu harcamalarının hükümet nezdinde, devlet nezdinde finansman için bir alan yaratılıyor. Hani 8,5'ta evet, artık bir alan kalmamıştı ama 25'e çıkardığımız zaman tekrar 17,5 puanlık bir kamu harcamalarını finanse edebilmek için %17,5'luk bir faiz aralığı da oluyor. Bu da tekrar bir enflasyona sebebiyet veriyor. Yani biz tekrar biz kamu harcamalarının finansmanı için o hani sıkılaştırdığımız şeyi tekrar gevşetirsek orada o enflasyonla ilgili temennilerimiz çok böyle bir iyi bir çerçevesinde kalacak gibi. Endişem o aslında Barış. Şimdi ben yani ülkemizin yani Türkiye'nin her türlü bir şekilde yani potansiyelin olduğunu hep düşünen taraftayım. Eğer isterse gerçekten istenirse her şeyi başarabilecek potansiyeli sahip bir güzel ülkemiz var aslında bizim. Yeter ki bu noktada niyeti ortaya koyup bu niyeti iyi bir niyetle daha doğrusu ortaya koyup bu hedeflere ilerleme noktasında disiplin bir şekilde ilerleyelim. O yüzden hani çalışmalar başladığını gördük geçenlerde. İşte güçlü bir orta vadeli program ortaya konması planlanıyor. Dedik ki buradaki hedefler ortaya konulup da ciddi anlamda harekete geçilirse aslında burada başarı kazanabiliyoruz. Demin özetlediğim yani noktalarda bu geçerli aslında. Şimdi yavaş yavaş yerel seçimlere doğru yaklaşıyoruz. O var. Bu yerel seçimler öncesindeki sürece baktığımızda oraya doğru giden süreçte yerel seçimler de artık şu anda önemlerle gelmiş durumda ve yine aslında bir harcama artışı, yine bir genişleyici para politikasında kalma isteği. Belki de o nedenle, bu sebeple de aslında bakarsak Merkez Bankası'ndan beklenen oranda faiz artışları olmaması olarak da belki karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. O açıdan hani bakıldığında faizlerin kademe kademe artırılmasıyla birlikte geçecek bir süreç bence göreceğiz ama yani faizler artırılsa bile enflasyonda geri çekilme olmadı deyip yani tekrar tersine dönüş, yeniden faizlerin indirilmeye başlanması aslında bugüne kadar atılmış adımların sonrasında bu adımlar atılmasıyla birlikte daha da bozucu bir etki yapar diye düşünüyorum. Bütün adımları öyle bir adım
ben kendi açımdan beklemiyorum ve olmaması gerektiğini düşünüyorum diyerek söyleyebilirim. İnşallah öyle olur, dediğin gibi olur. Hani bir baz senaryo yapmış oluruz. Sen iyi senaryo, ben de kötü senaryo. Piyasalarında bir de fiyatladığı senaryo var. Çünkü o diğer türlü olursa dediğin gibi her şeyi, şu ana kadar yaptığımız her şey çöpe gitmesi anlamına geliyor. Yani. O zaman da attığımız taş, ürküttüğümüz kuşlara değmeyecek. Hatta daha fazla, değil mi? Sorunla karşılayacağız. Barış, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Varsa eklemek istediğin, ben çok kısalayayım bu arada. Yok yani şu anda bile zaten oldukça hani karmaşık bir durum içerisindeyiz. O yüzden daha da karmaşıklaşmaması evet. gerektiğini düşünüyorum. Onu özetlemek istemiştim. Kesinlikle. İşleri daha da karmaşıklaştırmadan gidelim artık, değil mi? Başka şeyler konuşmadan. Barış Ülkün efendim bu ekranlardaydı.